Müzik Kulübü başlıyor. Kaç kişiydik şimdi pek hatırlamıyorum. Bir pazartesi uzun uzun konuştuk. 100 librelik bir denizi oracıkta tükettik. Gözleri kör bir balık aramızdan geçti. Ve soruldu o zaman ki biz neydik? Yılgınlıktan çekilmiş sipsivri bir bıçak gibiydik. Öyleydik, öyleydi sevgililik. Ve soruldu o zaman ki biz neydik? Yılgınlıktan çekilmiş sipsivri bir bıçak gibiydik. Öyleydik, öyleydi sevgililik. Bahri Muhit'te yolcusuz bir geminin dumanı ve kendisi olmayan bir gemi. Sarsıntısı dünyayı işledi, çekti çevirdi. Sıcağı sıcağına bir şiir okundu, hepimiz dinledik. O zaman ki biz neydik? Yılgınlıktan çekilmiş sivri bir bıçak gibiydik. Öyleydik, öyleydi sevgililik. Ve soruldu o zaman ki biz neydik? Yılgınlıktan çekilmiş sivri bir bıçak gibiydik. Öyleydik, öyleydi sevgililik. O zaman yılgınlıktan çekilmiş bir bıçak gibiydik. Öyleydi sevgililik. Müzik Kulübü devam ediyor. Herkese iyi akşamlar efendim. Burası JoyTürk Müzik Kulübü. Ben Lori Barokaz ve bu nefis canlı performansla programa girizgah yaptık. Kiminle birlikte? Çok sevdiğim bir müzisyen, çok önemli bir müzik adamı olduğunu düşünüyorum. Bir konuşacağız uzun uzadıya, onu ağırlayacağım. Serdar Ateşer yanımda. Serdar hoş geldin. Hoş bulduk. Çok sevindim Lori. Uzun bir aradan sonra, çok uzun bir süredir bu programı yaptığımızdan beri konuk almayı istediğim isimlerden bir tanesi olduğunu söylemek istiyorum. Konuşacak bir sürü şey hazırladım burada. Böyle A4'leri doldurdum. Hatta bazı bilmediğim şeyler de bulmuşum. Seni öyle çok mi? İyi tanıdığımı zannediyordum ama ben seni hiç tanımamışım Serdar. Böyle bir
en yeniyi konuşmak istiyorum. Çünkü birden böyle magazin gibi bir bazı haberler var. İşte Serdar Ateşer söz konunu bozuyor. İşte konserlere başlayan Serdar Ateşer yepyeni bir albümüyle sahalara dönüyor. Ben de suskunluğunu bozuyor deyince özel hayatıyla ilgili bir şey aradım. İş işten geçer geçmez oradayım. Evet. Geliyor mu? Geliyor valla. Ne zaman geliyor? Ben de inanamıyorum ama. Önce çok teşekkür ederim beni çağırdığın için. Hakikaten. Ne demek canım, ben zevkle. Teşekkür edemedim İyi arada. İyi ki geldin. Sağ olasın Nuri. Gitarı beğendin mi bu arada sesini gitarı falan? Gitarı çok beğendim. Ve çok düşünüyorum yani böyle bir küçük gitarla dolaşmak daha kolay olur. Her geçen gün değerleniyor. Olacak. Demirkan çaldı, Cingi çaldı, i̇şte Güneş çaldı. Ben de değer katabildiysem şahane. Serdar çaldı falan gittikçe değerleniyor. Ne zaman çıkarmayı planlıyorsun albümü? Çok uzun süredir, senelerce yani, en son birkaç sene en azından bu sene çıkıyor demişliğim ve yalancı çıkmışlığım var, onu baştan söyleyeyim. Ama bu sene yalancı çıkmayacağım. Ekim sonu benim elimden çıkacak ama şu andan kestiremediğim mastering ile ilgili bazı başka prosedürlerle ilgili biraz gecikmeler olabilirse de umuyorum 2017'yi bitirmeden çıkmış olacak. Yani bu kötü ihtimal olarak söylüyorum. Bitmeden. Yani bitmeden. Bu yılın sonuna yetiştireceğiz. Yani onu istemiyorum. Bir kış albümü yani gibi mi? Son günü çıkmasın tabii kesinlikle ama Ekim sonu çıkabilir de. Yani her şey yolunda giderse. Bekledikçe üzerinde bir takım rötuşları yapma işlemleri çok de daha fazlalaşmaya başlıyor değil mi? Değil. Kendimi tutmayı başarıyorum. Onu yaptım. Yani son 5-10 yıl içerisinde onu yapacak çok vaktim oldu. Ve artık kendimi tutuyorum. Çok da haklı uyarılar aldım. Uğraşma, oynama ve tekrar değiştirme diyerekten. Şimdi öyle ilerliyorum. Seçiyorum böyle... sadece. Versiyonlar çok. Hmm. Yani tahmin edersin ki ben bir de versiyon seviyorum. Sadece hani versiyon hastalığına tutulmuş değilim. Versiyon üretmeyi seviyorum bir parçanın. Seversin sen albümün başına bir versiyon falan koymayı, sonuna ikinci versiyon atmayı, evet, falan. Haklısın. Tekrar bir hatırlatmayı. Bu çaldığın şarkı da galiba yeni bir şey mi? Yeni. Evet, yeni çünkü albümde. Ben duymadım. Evet, yeni albümde olacak bir adı ne şarkının? Bu Edip Cansever'in sözleriyle Kaç Kişiydik. Şiirin adı o. Fakat ben Sevgililik diye bir isim koydum parçaya. Hı-hı. Şimdi Edip Cansever'in ailesi Nurhan Hanım aslında onu temsil ediyor, kız kardeşi. Sağ olsun parçaları da dinledi, sevdi ve bana her türlü muvafakatnameyi verdi. Onlar eğer şiir adı olarak çıksın diye şey yaparlarsa öyle çıkacak ama benim nezdimde ismi Sevgililik parçanın. Yine böyle daha az söz kullandığım ve yine kendini daha fazla müziklerle, melodilerle, işte akorlarla, yürüyüşlerle ettiğin bir albümü. Bizim yine tanıdığımız bir Serdar Ateşer mi, yoksa bu kez galiba biraz konuşacağım. Evet, biraz farklı o açıdan, şu bahsettiğin açıdan farklı. Çünkü benim %80 enstrümantal müziğim aslında. Yani çok az piyasaya çıkmış, yani yayınlanmış çok az şarkım var. Şimdi bu şarkı ona göre tamamen şarkılardan oluşan bir albüm. Hepsinde yani söz albüm olacak yani. Neredeyse hepsinde. Ya kendin arada, de yazdın bu kez. Bu sefer arada enstrümantal parçalar olacak. Oo, heyecanla bekliyoruz. Yok, kendim iki tane parçanın sözleri biraz. Bir tanesi tamamen, bir tanesi biraz bana ait. Diğerleri yine Murat Anmungan, Edip Cansever. Bazı arkadaşlarım, yani şey olarak tanınmayan, şarkı sözü olarak tanınmayan arkadaşlarım. Bir tanesi Mehmet Budak. Hı-hı. Eski bir arkadaşım. Bir şair daha söylemem gerekirse Meltem Ağızkan'ın iki parçası var. İki şiir üzerine parçam var. Öyle yani, nasıl diyeyim, 10 küsür parça var. 10 küsür şarkı var daha doğrusu. Yine böyle bir evde sıcak ortamlarda mı, yoksa bu kez artık ben bir stüdyoya gireyim, böyle İkisini büyük bir yaptım. Masanın önüne oturayım falan dedim. İkisini mi? De yaptım. İstanbul'da stüdyolarda da daha az kayıt, daha çok mix yaptım. Ama kayıtların %90'ından fazlası İstanbul Rumelihisar'ında, pardon, Arnavutköy'de, Rumelihisar'ında bir önceki albüm. Arnavutköy'de, daha sonra da Ayvalık'ta yaptık. Yani kendim yaptım. Ama müzisyenler geldiler, çaldılar. Yine ortak şeyler var tabii. Peki, güzel bir giriş yaptık. Hem sana çaldırdık hem bu albümü konuştuk. Minicik bir ara verebilir miyim? Seni de bir soluklandırayım. Çalar çalmaz hemen, çünkü konuşmaya başladık. Sonrasında müzik kulübü devam edecek. Konuğum Serdar Ateşer. Ayrılmayın bir yerlere.
Müzik Kulübü devam ediyor. Müzik Kulübü'nün ikinci bölümünde konuğum Serdar Ateşer. Tekrardan hatırlatayım, ben Lori Barokaz, JoyTürk'tesiniz ve cumartesi akşamında her zaman olduğu gibi keyifle biz burada müzik konuşmaya devam edeceğiz. Ben aslında böyle bir program kronolojisi yapıyorum hep programdan önce konumu alırken ve bir matematik yapıyorum ama o matematiğe hiçbir zaman uymuyorum. Mesela şimdi konuşacağım konuyu aslında ilerleyen bölümlere saklayacaktım. Ama sen şimdi yeni albümünle ilgili bizim tanıdığımız Serdar Ateşer'den bambaşka bir profil çizince müzikle ilgili, işte bu sefer daha çok söz yazdım. Enstrümantal bir albümden daha çok aslında şarkılar, besteler, güfteler olacak dedin. Benim de hemen böyle alıştığımız bizim müzik sektöründeki bir albüm ahengi geldi. Acaba albümü tanıtırken de aynı şeyleri mi konuşacağım? Mesela ben mutlaka bu programda kliplerle ilgili konuşuyorum. Şimdi yepyeni bir albüm olunca sana da soracağım. Çünkü sen mesela klip çeken biri değilsin. Değilim. Evet. Böyle pek o taraklarda senin bezin yok. Evet. Kliplere baktığımız zaman da haksız da sayılmazsın diye düşünüyorum ben. Yani yine beni yanlış anlamasınlar. Ama mesela böyle bir albüm yaptıktan sonra bizim alıştığımız süreç mi işleyecek? İşte albümü tanıtmak, bir plak şirketi üzerinden yürümek, hani senin bağımsızlığın dışında radyo programlarını, televizyon programlarını gezmek, işte bir klip çekmek, kendini göstermek falan. Bu sefer daha değişik bir yöntem düşünüyor musun? Ya ötekine kıyasla tabii ki daha değişik olacak kaçınılmaz olarak. Çok fazla sözlü parça var. Ben bunları söylemeye başladım. Kendimi solist olarak bile görmüyordum. Ama sonuçta kendi parçalarımı ben söylüyorum. Hani beste yapıp satan birisi olmadım mesela. Başka solistlerin prodüktörlüğünü yaptım, kayıtlarını yaptım. Onlarla çaldım ama hiçbir zaman hani beste yaparım, söz yazarım ve bunları da satarım gibi bir şeyim olmadı. Hatta şarkı söylerim kısmı bile işte Mozaik grubu sırasında birkaç parça söylerdim. Yıllar evvel Mehmet Güreli ile Kedi Bar'da çıkarken ben de yarı yarıya solist gibiydim. İngilizce şeyler söylerdik falan. O tür şeyler yaptım ama bu tabii farklı olacak ama o kadar da farklı olmayacak, onu söyleyeyim. Yani ne bileyim, solistliğiyle tanıdığımız, tek başına hani bir solist olarak var olmuş önceden beri müzisyen arkadaşlarımla aynı şeyi izlemeyeceğim büyük ihtimal ama benzer şeyler yapmayacağım anlamına gelmiyor. Belki bir frontman görmeyeceğiz yani. Yok yani mecburen frontman. Yani mecburen istemeyerek anlamında söylemiyorum ama hani şarkı söylüyorsan frontman oluyorsun. Ama hani orada da bir fark yakalayabilirsin ve ben bunu yakalamak hem zorundayım. Çünkü değişik baktığımı düşünüyorum. Şarkılarımın da sonuçta pop formatına zaman zaman tabii ki yakınlar. Mesela demin çaldığım parça gayet, yani fazla düşünmemek lazım üzerinde. Hı hı. Pop bir parça olabilir yani, böyle adlandırılırsa hiç bozulmam. Ama ben o alanda değilim. Yani, onu biliyoruz. Yani hayır, ama o yüzden oymuş gibi de yapmam. Bir klipte çekeceksin galiba. Olabilir. Belki birkaç. Öyle konuştuğumuz arkadaşlarım var ve beğendiğim klipler yok mu? Çok var. Hani kötüleri de var demin söz ettiğimiz gibi belki. Hani hatta yani müzikten soğutan genel anlamda klipler de var. Yani o kadar diyebilirim yani. Hani müzik acaba kötü bir şey mi falan diye düşündürten şeyler oluyor bazen. Bu şekilde kullanılıyorsa falan. Biliyorsun değil mi o ortamları, kliplerin nasıl çekildiğini, nasıl düzenlendiğini? Az çok yani kendin bir klip çekmek ya, isterken yaşayacağın şeylere az çok vakıfsın değil mi? Yani bir ya şey ifade etmek isteyeceksin ama. Bu arada demin söylediğim şey aklımda dönüyordu. Ona bir espri yapmak istiyorum. Şey dedin ya, neye dönüyor dedin. Sessizliğini bozuyor ve evet, bir yerlere dönüyor dedin. Tam hatırlamıyorum ama ben... Suskunluğunu bozdu falan. Ben mesela çok şey esprisini kullanırdım. Bazen işte sorarlardı, ne oldu o çocuk ya da o kız işte falan. Podyumlara dönüş yapıyor falan diye espriler yapardım. Gülerdik falan. Şimdi hani bunu galiba bana bir geri dönüş oluyor. Hani suskunluğunu bozuyor ve podyumlara geri dönüyor gibi. Gülüyorum kendime biraz o açıdan. Bir yandan da Serdar Ateşer sahnelere geri dönüyor falan diyoruz ama Serdar Ateşer zaten sahnelerde idi yani, benim bildiğim kadarıyla. Ya, yani. Hem öyleydim hem de değildim aslında işin doğrusu. Sahnelerde bulundum ama mesela evvelki gün konser verdik İstanbul'da. Daha az evveli hafta pardon. Ve şunu düşündüm. 99 yılından beri neredeyse kendi ismimle ilk defa sahneye çıkmış oldum İstanbul'da. Kendi yerim yani. Kendi doğduğum, büyüdüğüm şehir. Ama arada ben İstanbul'da çalmadım mı? Çaldım. Kendi parçalarımı da çalmadım mı? Çaldım. Fakat Serdar Ateşer olarak çok uzun bir aradan sonra, yani neredeyse 15-20 yıl sonra ilk defa çalmış oldum. Dolayısıyla bu dönüş o kadar da yanlış bir bilgi değil. Ama ben müzikten hiçbir zaman kopmadım. Hani bir ara verdiğim oldu. Bir sürü müzisyen hayatında olduğu gibi bir uzaklaştığım oldu.
dinlendim, belki çok yoruldum, çok fazla çalıştım, ne bileyim. Biraz her sanatçı, yani sadece müzik alanında değil, her sanatçı, senelerce hiçbir şey yapmamış sanatçılar var. Ben de kendi payıma öyle bir şey yaşadım. Ama her zaman belli aralıklarla ya başka bir müzisyenle çalıştım, ya başka bir grupla çalıştım, ya bir albüm prodüksiyonu yaptım, ya da işte kendi albümü sürekli kayıtlarını yaptım, tekrar mix ettim falan. Hani uzak durmadım Allah için müziğe. Peki. İki bölümdür biraz yeni albümü konuşuyoruz ama ben şimdi yine bir ara vereceğim, bir dinlendireceğim seni. Aradan sonra da biraz böyle şimdi eskiyi, geçmişi konuşuyoruz. Aslında neredeyse çeyrek asırlık bir müzik tarihinden bahsedebiliriz değil mi? 25'i geçmiş de olabilir değil mi? Yani, biraz fazla. Müzikle ilgili. Evet, biraz evet, daha fazla. Daha da fazla. Biraz onu birazdan konuşacağız. Böyle uzun uzadıya nasıl sığdıracaksan ben 25 yılı kalan dakikalara. Kısa bir ara müzik kulübü devam edecek. Müzik Kulübü devam ediyor. Müzik Kulübü devam ediyor. Üçüncü bölümde olduğumuzu hatırlatayım. Bir küçük hatırlatma daha yapmak istiyorum. Serdar Ateşer'i burada ağırlıyoruz. Tabii başta anlatılan güzel şeyler oldu. Programın sonunda da yakalayabiliyor olabileceksiniz. Bir yandan podcastlerde bütün sezon boyunca programın kaydının olacağını Karnaval uygulamasında hatırlatayım. Çarşamba 21'de tekrarı var. Ayrıca Joytürk Rock'ta da yine bu programın tekrarlarına ulaşabileceksiniz, dinleyebileceksiniz. Bu sohbeti dinleyecekler Serdar. Sen merak etme, bir şekilde yakalayacaklar. Yaşasın. Şimdi bu bir önceki bölümde bir böyle giriş yaptık 25 yıldan da fazlası diye. Yayın öncesi de beni de düzelttin. Bence herkesi düzeltelim gelmişken. Şimdi seninle ilgili bir albüm biliyorduk. Ama sonra ortada dolaşan bir iki albüm ortaya çıktı. Fakat bu albümün zamanıyla evet, kronolojisiyle ilgili bir yanlış bilgi kirliliği var. Yanlış demeyeyim de bilgi kirliliği var. Biz o albümü dinledik 7-8 senedir ve onu 2007 yılında çıkan bir albüm olduğunu sanıyorduk. Adını yanlış söylememek için de hemen bakacağım. Mütareke Yılları. Ama Mütareke Yılları 2007 değilmiş. Hangi yıllarmış? Ya işte internet dünyası. O tarihte muhtemelen o albüm bir şekilde yayınlandıysa tabii ki o hani birçok dinleyicinin nezdinde o yıl yayınlanmış oluyor. Orada bir not da yok herhalde. İşte bu albüm şu yılın albümüdür, şu etikette şu zaman şuradan çıkmıştır diye bir şey yoksa o anda dinlemeye başlayan senin gibi yani. Tabii ki o 2007 yılında bir anlamda tekrar yayınlanmış yine oldu. Yine gizli gizli albüm yapmış bu adam falan evet, oldum ben tabii. Ama kayıtlardan aslında tabii biraz daha eski kafa bir şey oldu da sanıyorum belli oluyor. Ama yine de 2007 yılında o yılın albümü olarak algılanması hoşuma da gitti açıkçası. Hayır, bir de komik ve eğlenceli olan kısım şu oldu. Ben albümü sana anlatıyorum. Albüm bağıra bağıra bir Serdar Ateşer albümü diyor. Yine işte hiç sözleri olmayan her şeyi müziğin, orada melodilerin ifade ettiği. Yani böyle bir çok sevdiğim bir isim olduğu için benzetmek için söylemiyorum. Böyle bir Jean-Michel Jarre albümü dinliyormuş gibi albümü işte dinliyorum. Ben değilim diyorsun. Ya senin gitarlı iflerin, senin işte tonun falan diyorum. Ve sonrasında diyorsun ki bu o değil, bu işte böyle bir hikaye falan. Peki bu albümün hikayesi ne? Bu 1989, önce onu söyleyeyim. 89 yılında çıkmış bir albüm. Kaset olarak sadece yayınlandı. Ve umuyorum... Band kaset olarak yayınlandı. Küçük kaset, kompakt kaset olarak. CD'si yok yani. CD olarak yok. Belki şimdi yakında tekrar çıkabilir albümümle beraber, yeni albümümle beraber. Orada yanlış bir şey söylemiyorsun. Çünkü 80'lerin sonuna doğru biliyorsun o New Age diye bir laf çıktı. Evet, doğru. Yani birazcık enstrümantal, birazcık böyle döngüsel müziklerin hepsi New Age oluverdiler. Van mesela ben kendimi Jean-Michel Jarre gibi evet, böyle yani isimler. Dinlemiyor değildik, beğenmiyor da değildik ama çok kısa süre içerisinde o New Age alanı biraz fazla kullanıldı, biraz fazla nasıl diyeyim, normalleşti ve çok fazla hani iyi olmayan örnekleri de çıktı. Ve ben kendimi hep New Age, aman yani ben değilim demek zorunda hissettim daha sonra. Çünkü benim öyle bir niyetim yoktu fakat sonuçta orada öyle bir etki var. Aslında başka etkiler de var ama o sırada algılanışı tabii haklı olarak New Age'e yakın bir müzik olarak algılandı. Çünkü içinde etnik olarak adlandırılabilecek unsurlar var. İşte böyle repetitif, biraz böyle atmosfer, tematik bir aslında. Tematik bir versiyon var, sonunda başka bir versiyon var falan. Dolayısıyla onunla uğraşmıyorum tabii. Nasıl algılandığına ben karışamam. denilebilir yani New Age tarzı bir albüm ama bence değil. Mütareke Yılları biraz benim o sıralar yoğun olarak çalıştığım film ve reklam müziği alanlarında ürettiğim ve
neredeyse çöpe atılacak, kullanılmayacak bir takım şeyler. Yani benim çok beğenmeme rağmen kullanılmayan o alanda motifleri, küçük küçük besteleri, melodileri falan tekrar ele alıp o profesyonel hayatın dışında onlarla uğraşmam sonucu ortaya çıkmış bir albüm. Yani orada çıkmış, yani o profesyonel hayatta bir şeyler denerken o film için, bu reklam jingle'ı için bir riff çıkıyor mesela. Belli ki onu ben o iş için kullanamayacağım. Fakat çok hoşuma gidiyor. İşi bırakıyorum. Mesela bütün gün onunla uğraşıyorum. Sonra tekrar işimi yapıyorum ama o müzik aklımda kalıyor ve o benim o işten kârım oluyor. Esas kârım o oluyor yani. Diğeri belki maddi bir kâr ama öyle öyle bir sürü parça biriktirmiştim. Bir sürü melodi ve beste biriktirmiştim. O albüm öyle bir albüm. Onların toplaması diyebilirim. Şimdi soru da değişti tabii. Ben diyecektim ki sana, yani işte Avdet Seyri'nde efsane albüm bu arada. Efsane albüm. Teşekkür ederim. Avdet Seyri'nden sonra birdenbire sözü tamamen bıraktın. Biraz sound da değişti diyecektim. Şimdi soru değişti. Evet. Sen söze geçtin. Aslında başka bir anlayışa geçtin. Doğru. Biraz daha akustik ve daha canlı çalınan enstrümanla geçtin Avdet Seyri'nde. Aslında Avdet Seyri'nde fikirleri değiştirmiş oldun. Evet. Bunu da anlamış olduk. Ben böyle bir yer değişikliği yaptım. O da mı evde kaydedildi? Hepsi evde kaydedildi. Evet, değil mi? Evet. Sadece Avdet Seyri o zamanlar Fuat Domaniç yeni bir stüdyo kuruyordu. O stüdyoda son mixini yaptık ve masteringini yaptık. Yani öyle bir başka bir stüdyoya gittim. Avdet Seyri için konuşuyorum. Ve dediğim gibi yani Mütareke Yılları çok fazla tek başına üretilmiş. O açıdan da New Age'e yakışıyor. Yani New Age müzisyenleri de işte oturuyorlar, klavyeleri, şunları bunları bir yere kapanıyorlar. Mike Oldfield mesela, değil mi? Ah, o New Age değildir ama çok neredeyse onu da o şeye mecra. Benim mesela daha çok hayran olduğum kişi daha ziyade odur. Vangelis'i de çok severim ama Mike Oldfield benim çocukluğumdan beri çok hayran olduğum birisidir. O böyle tek başına üretir, tek başına her şeyi çalar. Ben de birkaç enstrüman çalıyorum ama artık Avdet Seyri ile beraber bir takım müzisyenlerle çalışmayı seçtim. Biraz onlara da bıraktım. Hatta mesela Cem Aksel, Turgut Alp gibi davulcular sadece davul çalmazlar. Çok iyi gitar ve bas çalarlar. Onlar aranjmanlara da katkıda bulundular. Birlikte yaptık yani. Biraz oynadık parçalarla. O oynama kısmı çok önemli. Biz onu unutuyoruz. Yani besteyi ben yaptım. Her şeyini de ben yaptım. Onu bıraktım Avdet Seyri'nde. Şimdi yeni albümde, evet haklısın, daha fazla sözlü parça. Biraz daha da akustik kayıtlar diyebilirim. Ama elektronik kısmında, yani nasıl diyeyim, dijital sound kısmında seviyorum Allah için. Biliyorum sevdiğini. Ya da analog elektronik kısmını da seviyorum. Onlar da tabii duyuluyor hala. Yine bir ara vereceğim ama bizim müzik kulübünde ara vermeden önce gereksiz bilgiler bölümü oluyor bazen. Buyurun. Bir 15 saniye sürüyor. Şimdi Mike Oldfield deyince bu ilk cep telefonlarında melodi yazma işleri başladı ya. Tubular Bells benim ilk yazdığım bir cep telefonunda çalma melodisiydi. Ne büyük bir klasiktir. Bu saçma bilgiden sonra kısacık bir ara. Estağfurullah. Müzik kulübü devam ediyor. Müzik kulübü devam ediyor. Yanımda Serdar Ateşer var. Nefis bir canlı performans giriş yaptık. Bir sürü şey konuştuk. Karnaval.com ve Karnaval uygulamasında podcastlerden de dinleyebileceksiniz ki çarşamba da tekrar var. Ben yine hatırlatmış olayım. Şimdi önceki bölümde o konuya girmek istemedim çünkü o kendi başına bir konu. Film müziği de yaptığını biliyorum. En akılda olanı da ve en bilininde Filler ve Çimenler'dir ki ben Derviş Zaim'i de yanlış hatırlamıyorsam biliyorum. Film müziğiyle beraber dizi müziğini de aslında sana soracağım. Dizi müziğiyle hiç ama bir bağın olmadı senin bildiğim kadarıyla. Aslında oldu. Ben ta 95 yılında çok erken bir tarihte Uğur Yücel'in oynadığı, Ayşegül Aldinç'in oynadığı ve Yavuz Turgul'un prodüksiyonunu yaptığı Aziz Ahmet diye bir dizinin ilk dizilerden biridir. Full müziklerini yaptım. Yani bir dizi müziği yaptım. Hiç hatırlamıyorum evet, ben. Evet. O ama yaşıyordum oysa ki o yıllarda. Benim asistan İrem'e sorsam bilmez çünkü yoktu. Ben bunu bir daha sonra bir dizi film müziği yapmaya soyundum ve derhal tekrar giyinip olay mahallini terk ettim. Şimdi Kıraç'ı ağırladım ben müzik kulübünde. Çünkü onun sadece dışarıya yansıyan bizim Kıraç'ın bildiğimiz müzisyenliği dışında Kıraç'ın hem karakter olarak hem duruş olarak aslında çok başka bir dünyası ve çok geniş bir dünyası var. Ve tam bu programda da onun müzik konuşabileceğimiz bir konuk olduğunu çok iyi bildiğim için ve renk katacağını bildiğim için ki müthiş bir program kaydı oldu. Onunla da onu yakalamışken bu konuyu konuştum. O çok kısa kesti. Çok
uzatmadı. Dizi müziği deli işi dedi. Çünkü o kadar her şeyimiz dedi tuhaf gerçekleşiyor ki işte 4,5 günde 180 dakikayı çekip ondan sonra buna müzikleri ekleyip yani sahne o kadar uzun oluyor ki yani buna bir şey üretmek gerçekten zor oluyor dedi ki başka dizi müziği yapan diğer müzisyen arkadaşlarım da benzer açıklamaları yaptılar. Biraz senin olay mahallini terk etmen ondan mı kaynaklanıyor evet, acaba? Ben... O zaman bu kadar uzun değildi diziler diye hatırlıyorum. Evet, şu anda hakikaten çok acayip bir tempo var o konuda da. Biraz şey gibi jingle yani reklam müziği alanı da öyledir. Yani geceden sabaha bir şey bitirmen gerekir. Sonra gidersin stüdyoda. Aman derler şurasına şöyle bir şey olsun falan. Koşturarak stüdyoya dönersin. 1,5 saat içinde tekrar gelirsin. Bambaşka bir şey yapmışsındır falan. Yani ben onu biraz biliyorum. Sıkıştırılmış halini biliyorum. İşte o ilk diziden de biraz daha rahat çalışmıştık doğrusu. Bugünkü ortamlara göre ama. Mesele şu. Ben demin hani biraz anlattım bir önceki bölümde de bir dönem bir ara verdim sonuçta İstanbul'dan çıktım Ayvalık'a yerleştim falan ve televizyona reklama ve dolayısıyla dizi filmlere müzik yapmamaya karar verdim. Yani böyle bir şeyi söylemem lazım yani bu kararla gittim onun dışında yani film müziği olabilir dedim ama film çünkü uzun hani biraz şey klişe bir tabir olacak ama uzun soluklu bir çalışma. Daha hatmedili ondan yaşamıyor, evvel bir şeyler yapıyorsun yönetmenle bir araya geliyorsun belki senin müziklerin üzerine bir sahne çekiliyor daha sonra tekrar bakılabiliyor falan bu bana daha uyan bir şey diğerini de yapabiliyorum teknik olarak yani koşturma halinde ve ızdıraplar çekerek ve başka hiçbir şeyle uğraşamayarak bir zaman geçirebiliyorum fakat bunu ben tercih etmiyorum o şekilde çıkmış müziklerin de bazıları mükemmel olsa da çok güzel şeyler ancak o şekilde çıkıyor gibi his de verse ben o şeye girmek istemiyorum diye bir kararım vardı. Fakat kararlarımda o kadar da şey değilim, katı değilim. Şu anda son dediğim gibi bir tecrübe yaşadım ve olmadı ama yine yapabilirim yani. Kafama göre daha değişik çalışan bir ekiple daha değişik bir proje için. Dizi müziği yapabilirim öyle bir dizi şeyim yok. Dizi müziği ve dizi sektörünün de bir alternatif kanalı ufak ufak kendini göstermeye sevdiğimiz başladı. Sevdiğimiz diziler var izleyebiliyoruz müziklerine bayılıyoruz. Dijitalde de böyle tabii. 30 dakikalık falan tabii, artık tabii. Çekmeye 10 dakikalık tabii. Bile dizi çekmeye başladılar. Ne şahane. Bak, bence güzel fikir. Peki bir şey söyleyeceğim bunu da soracaktım. Şimdi böyle bir seninle beraber çalışan müzisyenleri burada anlatamıyorum ama Türkiye'de en iyi müzisyenleri yazınız dediğimizde bir A4'e onların hepsi işte senin evine girmiş, albüme girmiş, beraber sahne almışsın. Bir yandan da evde genelde ev ortamında kayıt tercih yapıyorsun ve bir de Türkiye'deki en müzisyenlerin şikayet ettiği konulardan biri edit, mix ve sound'daki ulaşılması evet. Gereken nokta. Bunu bir de evde, bir de böyle üstat müzisyenlerle yakalamaya çalışmak evet. Bir çılgın hareket. Evet ama çok zevkli ve şey evde şunu yakalayabiliyorsun. Ya ben kendimle ilgili yani iddia edebileceğim bu konuda tek şey mesela solistler benle kayıt yaparken şarkı söyleyenleri kastediyorum. Bana çok sık şey dediler ya senin yanında gerilmiyoruz. Stüdyoda geriliyoruz. Yani mesela çok usta bir solist olmasına rağmen işte ne bileyim çok profesyonel bir stüdyoya girdiğinde işte öyle kapılardan geçip üstüne bir şeyler kapanıp falan böyle tek başına kalıp falan. O durumlarda ya da karşısında bir sound engineer işte ses mühendisi onunla baş başa kaldığında performansı düşebiliyor. Bazıları hiç etkilenmiyor tabii yani öyle bir şey yok yani genel bir şeyden bahsetmiyorum. Ama benle çalışırken çok rahat hissettiklerini ve benim bir takım yıllar içerisinde gelişmiş tekniklerim de var. Herkes de bunları yapar. Tabii ki. Sanki böyle muhabbet ediyormuşuz ve hafif dalga geçiyormuşuz gibi hissettirip kayıtlar yaptığım oldu ve onların kullanıldığı oldu. Yani deniyoruz gibilerden. Çünkü solistin rahat etmesi en önemli şey de vokal yani. Hani gitarist bir daha çalar. Diğer enstrümantalistler başka ortamlarda tekrar havaya girebilir ama vokalist bazen tek bir kere onu hakikaten içten ve güzel söyleyebiliyor. Hakikaten böyle bir şey var yani. Onu mümkün olduğu kadar erken hani acısız tabir caizse yapmak lazım oluyor. Ve eğlenerek onu, değil mi tabii ki? Yani evet şey olmadan böyle hani samimiyetsiz bir ortam yaratmadan ya da gergin bir ortam yaratmadan yapmak gerekiyor. Sanıyorum evde ya da stüdyoda da bunu yaşadım. Ben o insanlara o şeyi veriyorum. Yani güven ya da işte samimiyeti sağlıyorum ve benimle rahat ettikleri. Ben mesela bundan gurur duyuyorum. Ama evde çalışmanın da stüdyoda çalışmanın da kendine göre çok ayrı zorlukları var. Ya bazen de istiyorum ki evden çıkayım bir başkası mikrofonla uğraşsın bir başkası
gerekli teknik şeyleri yapsın. Ben de öyle oturayım sadece dinleyeyim. O da başka bir lüks. Onu da yaşadığım oldu. İkisi de yani bambaşka dünyalar. Daha mı kontrol etmeyi seviyorsun Serdar sen? Bir ara kendimden şüphelendiğim bir kontrol an. Control freak dediğimiz control freak. müzikte bir dozu çok gereklidir. Evet. Bir dozu. Evet. Kaçarsa biraz dozu o zaman da hiç gereksiz bir şeydir. İşte onun bütün mesele de zaten onun dozunu ayarlamak. Peki bu kadar teknik bir bölüm yaptık. Son soruyu sorup bu bölümü de bitireceğim. Aynen. Bir yurt dışı stüdyolarına gitme trendi de var. Evet. Sen daha bir eve kapanıyorsun. Tam Serdar Ateşer'e yakışır hareket. Var mı böyle bir şey hiç düşündün mü? Oh, gitsem de ben de şu İrlanda'da bir stüdyo varmış. Havuzlu. Kendi albümüm için yapmadım ama başka müzisyenlerle başka projeler için yurt dışında stüdyolarda çalıştım. Çok hoş tecrübeler de oldu. Burada belki şeyi söyleyebilirim. Bir ara Ari ile konuşuyorduk. Onlar İrlanda'ya giderken. Bizim benimle beraber onlar hep konu oluyor nedense. Oluyor mu? Ben anlamadım. Geçen günde ateş olmayan yerden duman çıkmaz dedi Hakan Utangaç. Niye böyle bir grup çıkmıyor? Hep birileri bir hatı. Kaan geldi abimden konuştu falan o bile. Değil yani. Mi? Evet. Bizim demek müzik kulübünde de neden anlamadım? Bir aile bağımız da yok aslında. Hay Allah. Geleneği devam ettirelim o zaman. Devam ettirelim evet. Bir ara öyle düşünmüşler birlikte gidelim diye. Sonra olmadı falan. Seve seve giderdim. Ve şimdi de şu İrlanda'ya gittiklerim evet, değil mi? Evet, ilk gidişlerim. Ama o stüdyonun da ben görsellerini gördüm de oraya gidip müzik yapılır yani. Yapılır mı? Yapılır sanırım. Onu ben görmedim herhalde öyledir. Yani boşuna gitmemişlerdir. Çünkü bildiğim kadarıyla yani böyle işte Queen'lerin, Bohemian Rhapsody'lerin, U2'ların, Sinead O'Connor'ın falan işte Genesis'in böyle çok Grammy ödülleri almış çok bugün hala bazı işte o A Trick of the Trail albümünün bazı şarkıları falan böyle çok acayip bir şey geçmiş kaçırmışım oradan yani. Kaçırmışım o zaman. Evet çok acayip bir. O olmadı ama bak. Söyledim bundan Lori sonra artık gidersin. Giderim. Bir şey oldu. Mor ve Ötesi'nin bir albümünü mix ederken bir İngiliz sound engineer geldi. Bir prodüktör aslında Chris. Onunla çalıştık mesela. O da çok iyi isimlerle çalışmış bir insandı ve onunla çok güzel bir çalışma yaptık. Mesela o hani bize gelmiş oldu. Biz de gitmiş olabilirdik İngiltere'ye. O geldi öyle bir şansım oldu. Beraber çalıştık, miksaj yaptık. Pekala. Yine dinlendireceğim seni. Kısa bir ara birazdan görüşüyoruz. Müzik Kulübü devam ediyor. Müzik Kulübü devam ediyor. Bir saat ne zaman geçti bölümü yani son bölümdeyiz. Biraz böyle arada da sordum kaptırdık çünkü. Unuttuğum bir şey oldu mu olmadı mı yok dedin ama birkaç tane böyle küçük notlar aldım. Az önce zaten yine sen bir asistanlık yaptın bana bir servis ettin Mor ve Ötesi ile ilgili. Mesela benim de çok sevdiğim gruplardan biri daha yok öyle kararlı şeyler. Galiba onlarla ilgili de bir bağım var evet, değil mi? Evet aynı stüdyoda. Aslında Mor ve Ötesi'nden sonra onlarla çalıştık Babacığım stüdyolarında. Onlarla yani aslında bazen onları da bahsettim. Zikete gitmeden önce ağırlamıştık onları biz. Öyle mi? Evet, evet. Doğru onlar çok evet. Hatta kaza geçirdi solisti. Evet, evet. Erdem evet. İyileşti sağ olsun şimdi. Şöyle söyleyeyim. Bu bir takım titriler yani bu prodüktörlük de öyle bir şey. Şimdi son dönemlerde tabii biz de bayağı dünya standartlarına daha yakın bir yere geldik. Eskiden hani ben şeyi hatırlarım. İşte şimdi adını unuttum ama çok ünlü bir şarkıcımızın albümünde beste yazıyordu. 2 nokta üst üste Cezayir. Cezayir'den bir parçaymış da hani Cezayir toplanmış hep beraber beste yapmış gibi. O dönemleri hatırlıyorum. Mesela 90'lar bunlar çok eski dönemler değil. Şimdi artık her şeye çok dikkat ediliyor. Prodüktör hakikaten kim o yazılıyor. Yapımcının prodüktör olmadığı biliniyor. Bir sayfa teşekkür var artık değil mi? Teşekkürler var. Bunlardan insanlar memnun oluyorlar. Mesela gerek yok diye düşünürlerdi. Yani ne kadar teşekkür edersen o kadar güzel aslında bir albümde. Yani birisi sana pedalını da vermiş olabilir sadece. Ona da bir zahmet teşekkür edeceksin. Şimdi bunlar çok oturdu ama ben mesela hatırlıyorum 80'lerin sonunda Ortaçgil, Erkan Oğur, başka müzisyenlerin biz böyle evde kalmacasına beraber yaşamacasına yani kayıtlar yapıyorduk benim evimde. Aylar. Bir Ortaçgil albümü de kaydedildi evet, senin evinde. Evet, evet. Hatta bizim Ari ile tanışmamız ondan sonradır. O kayıtları çok beğendim söyleyip gelmişti. Beraber tanışmıştık, bir şeyler yapmıştık falan. Şunu demek istiyorum. O sıralar ben çıkan albümde prodüktör olarak geçmiyordum. Bana soracak olursan prodüktörlüğün feriştahını yapıyordum. Yani dediğim gibi beraber uyumacasına, aynı evde yaşamacasına yapıyorduk yani. Şimdi şöyle oluyor. Mesela diyelim yok öyle kararlı şeyler de öyle bir topluluk, genç bir topluluk. Ben gidiyorum yani çok fazla bir şey yapmıyorum. Hani dinliyorum diyorum ki isterseniz burayı kısaltalım ya da buradaki davul isterseniz böyle olmasın.
Bazen tabii daha derinine bir şeyler de yaptığımız oldu ama bakıyorum hemen sonuçta sistem öyle oturmuştu. Ben prodüktörüyüm albümün. Aslında orada bizatihi eskiden çalıştığım gibi çalışmıyorum. Ne mikrofon kuruyorum. Ne girip gitarları bir dakika ben çalayım diyorum. Değil mi? Yani bambaşka bir şey. Biraz mesafeden ki doğrusu o bence. Burada yanlış bir şey de yok bu arada. Ama eskiden ben kendimi prodüktör hissediyordum. Şimdi hani böyle bir müzik danışmanı gibi oluyorum. Supervisor'lık. Ama, evet aslında öyleyim yani. O mesela o albümde öyleyim. Çocuklar kendi aranjmanlarının da büyük kısmını kendileri yaptılar. Çaldılar, söylediler. Ben hani mukayyet oldum tabir caizse. Ama ismim prodüktör olarak geçiyor. Ben bununla böyle biraz hani dedim ya demin 25 yıldan biraz fazla dedim. Yani mesela 30 küsür yıl evvel konular bambaşkaydı. Onu söyleyebilirim. Tahmin edebilirim. Yani titriler bambaşkaydı. Yaklaşımlar bambaşkaydı. Ve bazı haklar yeniliyordu belki. Ama bazı haklar da fazlasıyla veriliyordu falan. Yani biri iyi biri kötü diye söylemiyorum. Çok farklı şu anda. Serdar albümle birlikte bolca konser olur İnşallah. Değil mi? İnşallah. Evet, yani biz böyle şey spesifik tarih hiç almıyoruz tabii değişkenlikler olabildiği evet, evet, için. Haklısınız. Burada bir konser paylaşıyorlar. İki hafta sonra o konserle ilgili kimi organizasyon kimi coğrafyanın trafiğiyle ilgili sıkıntılar olabiliyor ama daha bir konserlerde artış olur artış diye düşünüyorum. Artış olacak. Biz şimdi albüm çıkmadan evvel de bir grupla çalışmaya başladım ve biraz çalmaya başladık. Giderek de yoğunlaşıyor. Bundan çok memnunum çünkü hani albüm çıkınca çıktı diye böyle bir şeye girseydik daha böyle sıkışık tempo bir şey olacaktı. Şimdi biraz böyle parçalar da yeniden benim kafamda anlam kazanıyor. Mesela tek gitarla çaldım parçayı. Normalde onun bir aranjmanı var. Kayıtta bambaşka sound ediyor. Altyapısı var tabii ki. Ama aslında beste dediğin şey bir gitarla ya da bir piyanoyla çaldığında bir şeye benziyorsa o bir bestedir hani benim gözümde. Peki. Dolayısıyla onu da yaşıyoruz. Biraz daha basit versiyonları. Şimdi da. Böyle farklı farklı müzisyenlerle tuhaf projeler düşünüyor musun gibi bir soru sana sorsam saçma kalacak. Çünkü o kadar büyük müzisyenlerle çalıştın ki sen de kendin de onlarla birlikte o stüdyoları kokladın. Ama asıl şu soruyu soracağım. Biz aslında seninle meslektaş sayılırız. Çünkü sen radyo programı yaptın. Yaptım. Düşünüyor musun yine? Evet. Bayağı konuşan bir program yaptın. Şöyle söyleyeyim. Çok kısa bir dönem yaptım. Yani programcı olarak var olmadım. Çok katıldım. Şöyle söyleyeyim. Destek projesinde katıldım. 4 sene düzenli olarak katıldım. Ama çok sevdim radyo programı yapmayı. Önceden hazırlayıp kayıtları işte bayağı onun miksajıyla uğraşmayı falan ben tabii oraya da daldım. O konular da artık Serdar az önce söylediğin gibi çok kolaylaştı. Biz özellikle tematik ve dijital radyolarda hiçbir radyo programcıyı görmeden işte yıllarca bize set gönderip anlatıp evet, konuşabilip evet. Kimi zaman bizlerin burada mikslediği kimi zaman miksi bile bir paket olarak gelmiş, artık tabii elinize geliyor. Bunlara geldik. Yani aklında evet. Olsun ben sana tamam. Pası attım. Niye yani. Olmasın teşekkür ederim sağ olun. Tamam. Kapatacağım yavaş yavaş. Unuttuğum bir şey var İstediğiniz mı? İyi gibi. Ki geldin. Çok eğlendim. Çok teşekkür İyi ediyorum. İyi ki çağırdın. Gitmeden önce çalarım demiştin. Demiş sanki. Miydim? Tamam sanki. Onu. Hadi gitmeden önce çalalım. Sonra zaten hiç bölmeyeceğim. Akar gider müzik kulübü her hafta cumartesi akşamı böyle süper müzisyen konuklarla sizlere eşlik etmeye devam ediyor. Serdar Ateşer ne olur gel arayı uzatma. Olur. Pekala. En çok teşekkür zamanda. Ediyoruz. İyi akşamlar. Müzik kulübü devam ediyor. Kırarız birbirimizi, incitiriz ah istemeyerek, istemeyerek. Seviliriz reddederiz, severiz istenmeyiz. İstemeyerek, istemeyerek
büyümek gerek, oysa değişmek gerek. Düşlerimiz çocuk, kendimiz çocuk. Kaç aşktan, kaç dostluktan, kaç oyundan kovuldu. Ah, istemeyerek, istemeyerek. Ah, ah, istemeyerek, istemeyerek. Ah, istemeyerek, istemeyerek. Ah. İncitiriz, ah, istemeyerek, istemeyerek. Seviniriz, reddederiz, severiz, istenmeyiz, ah, istemeyerek, istemeyerek. Kötü değiliz, belki mızıkçıyız biraz. Yalancı neşeler, saçma düşlerle avunduk. Kızdık mı, küstük mü, hırçınlaşırız. Ah, istemeyerek, istemeyerek. Ah, ah, istemeyerek, istemeyerek. Oh, istemeyerek, istemeyerek. Ah, istemeyerek, istemeyerek.